Hepinize merhaba, Mavi Gök Atölyesi izleyenleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çiçeklerime bahar bakımı yapacağız. Onun için ne yapacağım o işlemi size anlatmak istiyorum. Elimde bitki besini var. Sera'ya gittim. Bunu Sera'dan ya da çiçekçilerden bulabilirsiniz. Bitki besini takviyesi yapacağım. Bu bitki besinden size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu çiçekli çiçekler için kullanılan bir bitki besini. Her türlü çiçekler için de kullanılabilir. Öyle söyledi bana, öyle ifade etti verirken. Fakat diğer videolarımda da söyledim. Fakat 3 çeşit bitki besini takviyesi çiçekçilerde ve seralarda satılıyor ve çiçeklere dökülüyor. Bu çiçekli çiçekler için, ama yaprağı olan, sadece yaprak, yeşil yapraklı bitkileriniz varsa onu da kullanılabilir. Bir de salon bitkileri için, sadece yapraklı bitkiler için çiçeklerinizin bitki besini. Bir de arkadaşlar, kaktüs ve sukulentler için de ayrı bir bitki besini çiçekçilerde ya da seralarda satılıyor ve çiçekçiler de çiçeklere bu bitki besini takviyesinden yararlanıp sunabiliyorlar. Bunda ne var arkadaşlar? Arkasında bunun nasıl yapılacağı söyleniyor. Çok uygun fiyata aldım. 5 liraya arkadaşlar aldım. 1 litre suya 2 kapak kadar koyacağım. Ama ben 2 litre su kullanacağım. Biraz çiçeklerim daha fazlasını buraya size göstermek için koydum. Daha önce de farklı kullanımlar yaptım bitki besin takviyesi. Mesela ne yaptım arkadaşlar? Hamur kaba mesela ne yaptım? Mayadan, kuru mayadan bir bitki besin takviyesi yaptım, gübresi yaptım. Bunu da kullanabilirsiniz. Başka yumurta kabukları kullandım arkadaşlar. Yumurta kabuklarıyla neyi kullandım? Muz kabuklarını kullandım ve bunu gübre niyeti yaptım, ama ince yapmanız gerekiyor bunu. Yoksa kökleri kurutabilir. Toprağa karışımın iyi olması gerekiyor. Şimdi ben çiçeklerime bahar bakımını nasıl yapıyorum onu göstereyim. Öncelikle 5 litre kadar bir bidon var, su kabı var ve ben buna su litresi koyacağım. Su koyacağım 2 litre kadar. Evet, suyumuzu doldurdum ve 2 litre kadar, her yarım litrede bir kapak dolduruyorum. Evet, son kapağımızı da koyalım. 4. kapak. Evet, karıştırıyoruz. Evet, karıştırdım bu karışımı. Eski bir demliğe döküyorum. Evet, döktüm arkadaşlar. Döktüm ve bu işlemi yaparken arkadaşlar, çocuklarınıza dikkat edin. Hani bunları normal su yapabilirler. Hani emniyetinizi alın. Çocukların ulaşamayacağı bir yere bitki besini koyun ve bunları kullandıktan sonra normal günlük hayatınızda kullanmasanız da temizleyip kaldırın. Evet, ben ne yapacağım arkadaşlar? Farklı çiçekleri koyacağım, ama bahar bakımı olduğu için bakın şöyle bir elimde bir şey var. Bununla biraz şuraları açıyorum arkadaşlar. Bakın. Hani kök gidegenlerini rahatlatmaya çalışıyorum çiçeklerimin. Bahar bakımı. Itırımızı da yapalım. Çok güzel kokuyor bu ıtırımız. Buna ben muz kabuğu ve yumurta kabuğu yaptım. Doğal gübre ve çok büyüdü. Evet, buna yapmıyorum bu şekilde. Neden? Çünkü alttan filiz verdiği için, yavru verdiği için yavruya zarar verebilirim. Aloe vera. Evet, bazı menekşelerim var. Eski dikim. Onları da şöyle bakın yapıyorum. Kalan şunu da yapalım. Şimdi bitki besini dökelim. Evet, yakut kolyemi döküyoruz. İyice yedirmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunda tohum var. Bunu da koyuyorum. Uyku yoncası var bunda, oksalis. İyice yemesi gerekiyor. Bunu 15 güne bir yapabilirsiniz. Yani bir hafta normal su, bir haftada bu ilaçlı bitki besinini kullanabilirsiniz. Çiçekçiler arkadaşlar bunu yaz ve ilkbahar ve yaz dönemi 2 haftada bir yapıyorlar seradakiler. Bahar ve sonbahar ve kış döneminde ise yine 2 haftada bir yapıyorlar, ama bir ölçek kadar kullanıyor. Bakın, kenarından veriyorum. Üstten sulamıyorum kesinlikle.
kenarından veya alttan sulayabilirim arkadaşlar bunu. Evet, iyicene toprağın doymuş olması gerekiyor. Pardon, o yanlışlıkla içe girdi. Evet, bu menekşelerimin önceki hallerini de göstermiştim ben size. Evet, orkidemin altına koyuyorum. 5 dakika bekletiyorum. Veya şurasından da sulayabilirsiniz ama yine çıkış yerinden sulamıyorsunuz. Evet. Yaprak güzeli mi ve irisine mi? Çingene şalvarımı da dökelim. Kalan şumuza da dökelim. Evet, mavi çiçeğimize de dökelim. Evet, sizler de çiçeklerinize bitki besini verebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı bir bahara geçmesi için, çiçeklenme dönemini rahat atlatabilmesi için bitki besini kullanabilirsiniz. Ya da farklı besin, organik gübreler de kullanabilirsiniz. Bunun nasıl olduğunu, yani dışarıdan satın alınan bitki besinleri nasıl yapılır onu göstermek istedim. Çok uygun fiyata 5 liraya alınabiliyor ve çok uzun süre gidebiliyor. Yani 2-3 ay gidebiliyor bu 5 TL'ye aldığınız bitki besini. Ben de 2 ya da 3 ay kadar kullanacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın.